Şafak Yavuz'un vizöründen herkese merhaba. Efendim bugün çok özel, çok önemli bir konuğum var. Müfit Can Saçıntı dediğim zaman herhalde mandıra filozofuyla özdeşleşmiş günümüz Nasrettin Hocası diyeceğim. İşte yönetmen, senarist, oyuncu, aynı zamanda hani çok da önemli bir hiciv ustası olarak ben sizi görüyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Benim de çok özel, değerli bir sunucum var bugün. Sizlerleyiz. Sağ olun, sağ olun. Ne güzel. Birbirimizi böyle. Ayağınıza sağlık. Onur verdiniz. Hem ben bu teşekkür ederim çağırdığınız için. Hem de hayırlı olsun. Sağ olun. Bütün kadınlarımıza, bütün insanlarımıza kanalınız, programınız yeni sayılır değil mi? Çok yeni sayılır. Evet. Evet. Hayırlı bebeğiz olsun. Daha. Büyüyeceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum. Ben hemen tabii ki böyle kişiye özel bir program benimki biliyorsunuz. Eskilere dönüyoruz. Böyle bir hayatınızın içinde gezinti yapıyoruz adeta. Biraz eskilere dönelim diyorum. Böyle 12 Eylül dönemlerine evet. Falan böyle ilk gençlik yıllarına. Evet. O dönemde bir aşk yaşadınız. Aşık oldunuz. O dönem çok masumdu böyle. Yazılı anlatılırdı. Evet. Mesajlar falan yoktu böyle. Evet. Tweetler yoktu. Bir şey yoktu. Bir aşk şiiri yazdınız, evet. Verdiniz. Sonra evet. Başınıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi tabiri caizse. Can Yücel şiiri evet. Bir insanın başına neden bu kadar bela olabilir? Ya işte sene hemen 80 sonrası olunca 84'tü. Sıkı yönetim bitmişti diyemeye adı değişmişti. Olağanüstü hal olmuştu. Ama sıkı yönetim mahkemeleri, sıkı yönetim kanunlarıyla yönetiliyordu ülke ve İstanbul. İşte bir kız arkadaşım vardı, lise sonundaydım o zaman, yani ilk kız arkadaşım sayılır. Tiyatro kolundaydık. Beklerken provadan önce ben Can Yücel'in şiirini okudum. Şiirde hakikaten Buluşmak Üzere diye bir şiir. Hatırınızda mı? İlk tabii ki şöyleydi. Diyelim yağmura tutuldum bir gün, eteklerin uça uça bir koşudur kopardın. Dar attın kendini karşı evin sundurmasına, işte o evin kapısında bulacaksın beni. Diyelim denize gireyim dedim bir sabah, içine doğdu belki de. Kulaş attıkça sen, patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan. Ege denizi bu, efendi deniz seslenmiyor. Derken bir de dibe dalayım diyorsun. İşte çil çil koşan balıklar, eğilim eğilim salınan yosunlar, lapinalar, gümüş balıkları var ya, onların arasında bulacaksın beni. Buraya kadar bir şey var mı? Yok. Bundan gözaltı ve işkence olur mu? Devam. Son kıtada diyor ki, diyelim şair bir herif çıkmış ortaya, çakmak çakmak gözleri. Meydan ya Beyazıt ya Taksim Meydanı. Herif bizden söz ediyor, bu ülkenin çocuklarından. Yürüyelim arkadaşlar, yürüyelim özgürlüğe, mutluluğa doğru. Ama her işin başında sevgi diyor. İşte şey, gözlerin yağmurdan sonra yaprakların yeşili, bir de başını çeviriyorsun ki yanında ben varım. Şimdi ben bu şiiri okudum. Kız arkadaşım da çok beğendi. Dedi ki ya bunu dedi bana dedi yazıp verir misin dedi. Ben de yazdım verdim her yazımla. Cüzdana koymuş. Cüzdanını da işte istasyonda düşürüyor. Bir sayın muhbir vatandaşı alıyor bakıyor. Ana özgürlük diyor. Meydan diyor. Taksim Meydanı diyor. Beyazıt Meydanı diyor. Bu diyor işte anarşist ne düşünüyorsa artık. Alıyor jandarmaya veriyor. Jandarmaya da diyor ki bu siyasi polisin işi. O da bakıyor özgürlük lafı var. Alıyor özgürlük siyasi şubeye. Tabii yani. Önce kız arkadaşım hatta onun da doğum günüydü. Yok. Bir gün önce onu alıyorlar. Ben ertesi gün doğum günü. Ben de çıkacağım erkenden. Hediye alacağım ona. Sonra yine tiyatro provamız var okulda. Orada hediyesini vereceğim filan. Ben sabah kalktım kapı çalındı. Bir ara camdan baktım silahlar dönmüş. Bir minibüs dolusu polis aldılar şeye götürdüler.
Gayrettepe Siyasi Şube'ye. Oradan bir örgüt çıkartmaya çalıştılar. 3 gün elektrik işkencesi gördüm. Gerçekten. Tabii elektrik aldık. Gerçekten. Polisten, evet. Ama bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Bu çocuk 17 yaşında. Özgürlük falan nereden bilecek bu şeyleri? Canım elektrikle mi çıkartacaklar İşte örgüt, hangi örgüttensin diyor. Diyorum ki örgüt yok. İnanmıyor. Diyor ki işte örgüt söyletmek için. Bayağı bir elektrik alışverişi oldu. 3 gün elektrik aldık polisten. Hay Allah. Ondan sonra bir hafta gözaltında kaldık. Bir hafta Selimiye'de kaldık. Sonra bir de mahkemeye verdiler şeyden. 312 hem sıkı yönetim kanununa muhalefet. Hem insanları kanunsuzluğa itaat şey tahrik etmekten yani. Vay 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 vay. O da yani sevgilimizi tahrik etmekten ama kanunlara itaatsizliğe tahrik etmekten. Hay ama şeyde Allah. Mahkemede ilk gelse de beraat ettim. Hatta savcı beraat istedi ama. Bu elektrikler de almış oldu. Alınmış ama oldu. Kenarda işte duruyor bir anı, diyorsunuz. Bir yaşanmışlık. Yani ama her şeye biraz öyle bakıyoruz. Evet. Yani 17 yaşında olmayaydı iyiydi ama bu da bir tecrübe ya, yani. Ya. Bu kötü bir tecrübe ama tecrübe. Peki biraz daha ilerleyelim. Üniversiteye girdiniz. Üniversite son sınıfa kadar gayet güzel getirdiniz. Evet. Üniversite son sınıfta pat diye yani o kadar emek. Evet. Gittiniz. Bıraktınız okulu. Geri dönmediniz. Evet, aftan evet. da yararlanmadınız. Evet, evet. Siz de ya, her şeyi biliyorsunuz. Karşı mıydınız ya? Okula karşı, affa karşı. Ya. Neden bu? O an bir anlık bir şey miydi? Var da herhalde bir karşılık da. Şöyle düşündüm. Belki doğru, belki yanlış düşündüm. O yaşlıların kafasıyla. Üçüncü sınıfta biraz da mecburiyetten çalışmaya başladım dergilerde. Sonra dergilerde çalıştıktan sonra TRT'ye girdim. İşte Cumhur Atalay, Mert Özmen'in asistanı olarak sözleşmeli. O zaman da tek kanal ve hakikaten çok zor bir şeydi bir kanala girmek. Ben sözleşmeli de olsa TRT'ye kapağı atınca dedim ki diplomaya ne gerek var ya ben oldum artık falan diye düşünerek. Sonra da peş peşe çalışmak zorunda kaldım. Hep de, sonra işte Levent Kırca falan. Dedim ki diplomaya gerek yok diye düşündüm. Diplomayı ben evet. sahadan aldım diye düşündünüz evet, herhalde yani, değil mi? Evet yani belki arsak iyi mi olurdu bilmiyorum. Aftan niye yararlanmadınız? İşte zaten diyormuş böyle düşün zaten çalışmaya başladım ve kimse de bize diploma sormuyor. Yani işi yapabiliyorsan bizim sektörde öyle. Evet. Ben de hakikaten yani şu an kafa yoruyorum. Sınavları da çok anlamsız buluyorum. Özellikle bazı işler için diplomayı da anlamsız buluyorum. Not vermeyi de. Anlamsız rahmetli biliyorum. Kemal Sunal yıllar sonra aftan evet. yararlandı biliyorsunuz. Şu gitti, ama gitti aldı diplomasını. Aynı okuldu değil mi sizin de? Yok Marmara Basın Yayını. Ya yani meslek evet, olarak aynı Marmara. Evet. Ben İstanbul İletişim'deydim. Ya şu olabilir ben hani okumaya, eğitime karşı değilim. Ben de bir gün bu geçim kaygıları biterse, rahatlarsam diyorum ki mesela bir yaşında falan psikoloji okuyayım sırf zevkime. Böyle bir hayalim var. Ama hani diplomasını alayım filan ya diploma bir sonuç olması lazım, bir amaç olmaması lazım. Bizim pek çok işimizde bu hataya düşüyoruz. Ben psikoloji okumak istiyorum ama onu öğrenmek için istiyorum. Bir psikoloji diploması alayım diye değil, diploma benim ne işime yarayacak psikoloji diploması? Hele ki diyelim ki 60 yaşında gidersem üniversiteye. Anlamak için. Ama bizde amaç öğrenmek olması lazım. Ama bizde amaç diploma oluyor. İşte ya da sonuç olması lazım diplomanın. Öğrenelim sonucunda diploma alalım. Biz onu amaçlıyoruz. Annelerimiz, babalarımız aman diplomayı al duvara asalım. Ne evet, olacak? Yani, mesela, altın bilezik kolunda hani vardır aynen. ya. Tak not onu yapmazsan mesela. Yapma. Evet. Al da o diplomayı. Öyle. O diploma da hoş artık bir işe yaramıyor. Pek çok üniversite mezunu genç. Şimdi, evet. Şu anda mesleklerini yapamıyor. Hatta iş bile bulamıyorlar. Gelelim Levent Kırca evet. Üstadımıza rahmetle evet. anarak başlayalım ustaya evet. saygıyla. Onun rahleyi tedrisatından geçenlerden çok biri şükür, de sizsiniz. Çok şükür şanslıydık. Yani. Evet pek çok ünlü isim çıktı onun evet. o senaryo grubundan değil mi? Evet. Siz Yılmaz Erdoğan benim tabii, hatırlayabildiğim ona, tabii. pek çok ünlü evet. usta çıktı. Yani bu, ustalar yetiştirdi Levent Usta. Artık şimdi kendi kendimize hani usta demek ayıp olur da
Tabii ki çok şanslı hissediyorum. Yani diğer yazar arkadaşlarımla, diğer çalışan arkadaşlarımla Levent Kırca'nın Çok yanında özel bir çalışmakta. insan da Onu gerçekten. da şimdi zaman zaman böyle anlatıyorum nasıl başladık diye. Belki hani gençlere de bir mesaj olur diye. Eğer vaktimiz varsa izin Buyurun, verirseniz anlatayım. tabii ki Esat Şimdi bir ilanla başladık şeyle. İlanı da hiç unutmuyorum. Diyor ki bir televizyon programı için yetiştirilmek üzere yazarlar aranıyor. İmza Levent Kırca, müracaat Sevgi Hanım Birsel, numara şu. Bir arkadaşım dedi ki ya elin kalem tutuyor işte dergiler mergiler okul. Dedi gel dedi beraber gidelim başvuralım dedi. Olur dedim tam da işsiz bir dönemimde TRT'den ayrıldım. Ondan sonra gittik. Ya rahat 1500 kişi var. 1500. Oo. Başvurmuş. Şimdi bir hastane oldu. Onun alt katı dolmuş, taşmış. Dışarıda kalabalık var. Çok moralim bozuldu tabii. Nasıl ya 1500 kişi? Nasıl şey yapacağız? Neyse içeri tıkış tıkış 1500 girdi. de bir Evet. şans. Evet. Sonra Levent abi geldi. Göremiyoruz diye masanın üstüne çıktı. Böyle dedi ki arkadaşlar dedi şu andan itibaren hepiniz işe alındınız. Aa. Herkes alkışladı böyle 1500. Benim arkadaş da alkışladı. Dedim ne yapıyorsun lan alkışlama dedim. Böyle saçma şey mi olur dedim. 1500 kişilik 1500 bir yazar kişi. kadrosu nasıl olabilir ve yazar kadrosu 1500 kişi ise bu nasıl bir program yani? Bu nedir yani? Ondan sonra sanki rahmetli de işte duymuş gibi beni dedi ki dedi inanın dedi hiçbirine de git demeyeceğim dedi. Ama dedi göreceksiniz dedi. Bir dahaki toplantıya bunun yarısı gelecek. Bir sonraki toplantıya bunun yarısı gelecek. Bir sonraki toplantıya bunun yarısı gelecek. 2 ay sonra biz dedi kalanlarla yolumuza devam edeceğiz dedi. Maaş bağlayacağım falan filan. Hakikaten de dediği oldu açık açık demesine rağmen. O yarısı geldi. Sonra yarısı, sonra yarısı ve kimseye git demeden kendiliğinden biz önce 7 kişi sonra 5 kişi kaldık hemen. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Buradan çıkartacağımız sonuç şu değil. Yani biz hani en zeki bizdik, 5 kişi biz kaldık. En yetenekli bizdik, biz kaldık. Değil. Yani ne? Ya sebat eden, azmeden bizdik. Yani eskilerin tabiriyle azmetmek, sabit. Gençlerin Bravo. tabiriyle direnç. Başarının sırrı da Bunun bu ama değil bunun mi? sebebi de yani nasıl azmediyoruz, nasıl direniyoruz? Sevdiğimiz için. Yani o 2 ay gidiyorsun, geliyorsun, bir şey almıyorsun, yazıyorsun. Beğenilmese bile pes etmiyorsun. İşte bu Moralin zaten. bozulmuyor, bir şey Tabii. yapmıyorsun. Bir daha sevdiğin için direniyorsun. İnanç. Özellikle bunu da anlatıyorum ki özellikle gençlere ya önemli olan budur. Direnmektir. O da ancak seviyorsan, sevdiğin bir işi yapmaya kalktınsa En mümkün iyi iş olabiliyor. sevdiğin iş Evet. zaten. Ne güzel şanslıyız ki sevdiğimiz Evet. işleri yapma Evet. şansına sahip insanlardan birileriyiz. Peki Levent Usta gibi tabii ki o dönemin, o jenerasyonun güldürü ustaları o dönemlerde bir siyasi duruş Evet. sergilerlerdi ve hiç vederlerdi siyaset adamlarını, Evet. kim olursa olsun durumu. Ki bu o aslında yapılması gereken de bir şeydi. Sonra zaman değişti, devran döndü. Yine güldürü ustalarımız var. Çok güldürüyorlar. Milyonlar onları takip ediyor ama nedense imtina eder duruma geldiler. Evet. Siyasi bir duruş ya da siyasi bir şaka yapmaktan imtina eder duruma geldiler. Siz o rahleyi tedrisattan çıkmış bir sanatçı olarak yaptığınız işlerde siz de imtina ediyor musunuz, kaçınıyor musunuz o duruşu sergilemekten? Şimdi benle ilgili olursa ben şimdi daha çok sinema yaptığım için ben güncel siyasete girmiyorum. Çünkü daha kalıcı ama benim kendimce bir antikapitalist bir duruşum var. Halktan yana bir duruşum var. Halkın sorunları ile ilgili bir duruşum var. Sinema hani biraz daha eskimeyecek bir sanat olarak varsaydığımız için hani diziye göre şey. Ben daha çok böyle güncel politik olaylarla değil de eskimeyecek olaylarla, daha genel politikalarla, daha makro politikalarla ilgili filmler yapıyorum. Kendi yazdığımda da onu yazıyorum. Ya şimdi diyeyim son babamın ceketinde işsizlik sorunu, yani üniversiteli işsizliği işledik. Maalesef yıllardır bitmeyen bir sorunumuz halkımızın, gençlerimizin ve artarak da devam ediyor.
Siz bir başlık mantık seçiyorsunuz. Ama ben şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi YouTube kanalımda giderek abone sayım arttıkça ben küçük skeçler yapmaya başlayacağım. Mini diziler falan. Orada güncel politikaya da girmeyi düşünüyorum. Ama sinemada dediğim gibi yani şöyle söyleyeyim. Şimdi X hükümet, X parti falan önemli değil. Ben bir sinema işledim de bugün mesela herhangi bir partiyi eleştirdim mi sinema filmde? Partiler, hükümetler gelip geçici, filmler kalıcı. Onlar geçip gidecek ve sonra 10 yıl, 15 yıl sonra filmi izleyen birisi diyecek ya ne alaka, anlamayacak bile pek çok şeyi. O yüzden... Ama bazıları da kalıcı hocam. Mesela Zübük Aziz Nesin'i. Hayır. Bugün izliyorsunuz şimdi, hala güncelliğini koruyor. Şöyle bir şey. Değil orada mi? Şimdi genel bir eleştiri. Evet, bu dönemi evet. Güncel atıyorum mesela Adalet Partisi'ndeki falanca yöneticinin değil, eleştirisi değil. Bir, partilerin ismi uydurma Zübük filminde. Tabii. O genel bir eskimeyecek bir eleştiri getiriyor. Onu değil anlatmaya evet, çalışıyorum. Evet, evet. Sinemada zaten güncel bizim olacak o kadar da yaptığımız gibi güncel eskiri olmaz. Biz şimdi şöyle oluyorduk. Çoğu hayret ediyordu. Biz hele de internet çıktıktan sonra biz gece baskılarını okuyorduk şeyin gazetelerin. Sabaha kadar skecini yazıyorduk. Ya biz diyelim o akşam şey varsa, yayın varsa hani ona yetişiyordu. Şey diyor ki seyirci, Allah Allah nasıl ya bugün gazetede okuduğum haberin skeci var şeyde diye. Biz o kadar güncel şeyler yapıyorduk ama sinemada olmaz. Olmaz, doğru. Ve yıllar sonra Aranan Adam yılları başladı evet, sizin. İşte o Aranan Adam'da da aslında yine bir duruş sergilediniz. Evet. Orada da böyle bir benzetmeler vardı. İlk Kanal 6'da başladı. Evet. Sonra başka kanala taşındı. Kısaca bir hatırlayalım mı şimdi? Ha, Aranan Adam'da var mı? Eğer var. Ben de isterim ama bir iki kötü örnek vardı. Onlar mı? Başka bulduysanız ben bakalım, de isterim. Bakalım bulduğumuzda evet. Aslan Başbakanımız yine basına bastırmış. Kapkaç haberlerini vermeyin. Memleketin imajı bozuluyor, halkın morali bozuluyor buyurmuşlar. Biz de basının bir parçası, yedek parçası olarak maksat Başbakanımızın gönlü olsun, memleketin imajı düzelsin diye Verkaç çetesi kurduk. Verkaç yapacağız, verip kaçacağız. Alem çok bozulmuş. Adalar. Abi şimdi bir atayım. Tabii şimdi ben sosyal içerikli kamera şakası gibi. O da sosyal içerikli. Hatırladım. O zaman kapkaç çoktu. İşte bu haberleri yapmayın diye basına baskı vardı, Türkiye'nin imajı bozuluyor diye. Biz de oraya dokundurarak Verkaç yaptık diye aslında gönderme yapmışız. Ama bu da şeyde, 2000, daha sonraki. Bu 2005'te evet, Kanal evet, Türk'ün ilk evet. zamanlarında. Öbürünü bulamadık. Ben de bulamadım, öbürünü kayıplı bulamadık. Arşivler. Ya yani orada daha çok şeyler yapıyorduk. Bugün şimdi internette yapılan pek çok nizam dublajla, montajla yapılan evet, şeyin evet, evet. İlk örnekleriydi Kanal 6'da yaptığımız. Bu Kanal Türk'teki canlı versiyonu gibiydi. Çok da fanatikleri, hayran evet. kitlesi çok fazlaydı. Aranan Adam'la Aranan Adam oldunuz mu? Şöhret para geldi mi? Ya biz de o kadar enteresan bir projeydi ki şimdi orada aslında biz bir anti şöhret programı, böyle bir de Ömer Pınar diye arkadaşım vardı. Seda vardı. Şimdi şöhrete karşıydık orada. Mesela 18 bölüm yayınlandı o. Hiçbirinde benim adımı yazmadık.
şeydi. Bu adam kim bilinmiyordu. Aran adam diye biliyor. Bir kere bile yazmadık. Finalde de yazıyordu. Patlıcan saçıntı diye yazıyordu. Yine kendi adımı kullanmadık ve öyle bir projeydi ki diyorum ki biz şimdi o zaman 13 haftada meşhur olmak mümkündü. Kanal sayısı az olduğu için. Ben diyorum ki 13 haftada ben meşhur olurum. Tam meşhur olduğum sırada yerimi Ömer Pınar'a devredecektim. Ondan sonra Ömer Pınar. 13 hafta sonra işte Yaşar Arak'a devredecektik. Böyle böyle. Biz öyle enteresan genç kafası, orada da bir duruş koymuştuk yani. Şöhret olmayacaktık, şöhreti prim verdi. Ama oldunuz herhalde. Aran adam diye tanıyorlardı o zaman. Aranan adam oldunuz, parayı da yeterli buldunuz mu? Yok, parayı bulamadık canım ya. Şeye, orada son zamanlarda çekime gidebilmek için bakkal Ali abi vardı sağ olsun. Ondan yol parasını borç alıp gidiyordum. Tabii. Gerçekten. Evet, o yüzden yok devam ederdi. O yüzden bıraktık şeyi. Ama hala soranlar var. Ben araştırıyorum. Var, evet. Tekrar yapacak mı? Evet. Ama şöyle bir şey. Şimdi o zaman ses getirdi. Çünkü inanın hani bunu kendi kendime demem belki ayıp ama bugün internette gördüğünüz bütün dublaj mizahının, montaj mizahının atası diyelim yaptığımız iş. Şimdi o zaman çok şaşırtıcıydı. Bugün baktığımızda gençler internette neler yapıyorlar. Bugün aynı etkiyi vermez. Anlatabiliyor muyum? Ama yani biraz güncellenip belki yeniden ama yine orada o numaralar hakikaten. Şimdi ben yine Almanya'dan bir yapımcıyla tanışmıştık. Dedi ki bu format dünyada yok. Biz bunu dünyaya pazarlayalım demişti o zaman. Hani o zaman için hakikaten yeni bir şeydi. O zaman etkiliydi. Şimdi gerçekten gençler der ki bu muymuş filan. Bu ne derler. Peki konuşacağımız çok şey var tabii ki sizinle. Çok keyifli başlıklar var. Ama kısa bir aradan sonra olur mu? Peki. Bizi izleyin lütfen.